Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve bunlar da dijital oda termometreleri ve bu videodaki amacımız şu hangisi en doğru sıcaklık ve nem ölçümünü yapabiliyor peki bunu nasıl tespit edeceğiz Elimizde belgeler var arkadaşlar. Bu cihazlardan bir tanesi kalibrasyonlu. Laboratuvar ortamında test edildi, onaylandı diyebileceğim kadar bir belge var elimde arkadaşlar. Hata payı, yanılma payını, referans cihaz arasındaki farkı her şeyini gösteriyor. Ve bu kalibrasyonlu cihaz üzerinden piyasadaki en uygun fiyatlı, sonrasında en çok tutulan, benim gösterdiği istatistiklerle dikkatimi çeken veyahut yurt dışında çok çok tutulan markalardan bir tane dijital termometreyi test masama getirdim ve kıyas. Yapacağız. Videonun sonunda hangisini almanız gerektiği konusunda net bir kanıya varmış olacaksınız bilginiz olsun. Açıklama kısmında bir tane link olacak. O link üzerinden bütün bu ürünleri görebilir. Fiyatlarını tespit edebilir. Satın alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda daha önceki videolardan geldiyseniz herhangi bir tanesini beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hepsini kendim satın aldım. Önemli bir külfet oluşturuyor benim için. Büyük bir youtuber değilim arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız beni desteklemek için yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir. Şimdi bu dijital termometreleri yakından görelim ve test sonuçlarıyla beraber karşılaştıralım. Öncelikle ürünleri tanıyalım. HTC1, HTC2, Thermopro, Mi Comfort ve Mi Monitor 2. HTC1'i sık sık görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. En uygun fiyatlı dijital termometrelerden bir tanesi. En azından ben satın aldığımda öyleydi. Üzerinde sıcaklık ölçümünü görüyorsunuz. Nem ölçümünü görüyorsunuz. Bir tane saat var. Alarm kurabiliyorsunuz. Gün içerisinde maksimum ulaşılan, minimum ulaşılan nem ve sıcaklık değerlerini de takip edebilmek mümkün. Arkasını çevirdiğimizde bir tane ayak görmekteyiz. Yeterince sağlam bir ayak üzerinde duruyor. İnce bir pille beraber çalışıyor. Şurada bir tane tuş var. Bununla beraber Fahrenheit ve Celsius arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi en uygun fiyatlısı. Bir diğer uygun fiyatlı ama daha popüler olduğunu düşündüğüm ürüne geçelim isterseniz arkadaşlar. Xiaomi veya Hutmi nasıl hitap etmek isterseniz. Sıcaklık ve nem monitörü 2 olarak geçmekte. Akıllı bağlantıdan bahsediliyor ve ultra düşük enerji tüketimi ile beraber bluetooth bağlantısını vurgulamışlar. Buradaki termometreler arasında Bluetooth'ta bağlanabilen tek cihaz Mi Home uygulaması üzerinden arkadaşlar cihazın verilerine erişebiliyorsunuz. Raporlamasını alabiliyorsunuz. Tabii ki Bluetooth menzili içerisindeyseniz bu mümkün olmuş oluyor. Evet Bluetooth'la beraber çalıştığı için. Şöyle bir ekrana baktığımızda oldukça yüksek çözünürlükte olduğunu göreceksiniz. Burada kaç derece olduğunu görüyorsunuz. Nem ölçümünü görüyorsunuz. Şurada ufak bir ifade var. Bununla beraber ortam sıcaklığı çok yüksek mi? Çok düşük mü? Bununla alakalı size ifadelerle bir emoji ile belki de e, bildirim vermiş, bildirim yapmış oluyor. Arkasında bir tane kapak var arkadaşlar. Şuralardan şöyle açılıyor. Şöyledir. İçerisinde 20-32 bir tane pil bulunmakta arkadaşlar. Bu kapak ve şu bölge ne işe yarar? İsterseniz kutu içerisinden çıkan yapıştırmasıyla beraber duvara yapıştırabiliyorsunuz. Zaten ben bundan iki tane aldım arkadaşlar. Duvardaki ve yüzeydeki termometrinin arasında ne kadar fark oluşuyor onu da canlı bir şekilde görmüş olacağız. Pil değişimi öyle sık sık yani gereken bir şey değil açıkçası arkadaşlar. Tek bir pille beraber neredeyse yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. O yüzden diyelim ki siz bunu duvara yapıştırdınız. Şu parça duvarda kalıyor. Siz bunu böyle tırnaklarından biraz söküyorsunuz alıyorsunuz, pinini değiştiriyorsunuz. Tekrar duvara yapıştırıyorsunuz. Bu sayede çift taraflı bandı sürekli yenilemeniz gerekmiyor. Duvar boyasını sürekli e, bozmamış oluyorsunuz. Mi monitör 2'yi aldıktan sonra ekranının küçük olduğunu düşünerek arkadaşlar bu Mi marka ürünü tercih ettim. Bu Mi konfor olarak geçmekte 5 tür bilgi gösterdiğinden bahsetmişler ekranında. Büyük LCD ekran vurgusu yapıyorlar. İstediğiniz açıdan bakabilirsiniz. İşte renginde solma yapmaz. Solma olmaz şeklinde bir ibare ver hafif bir solma oluyor açıkçası renginde ve Mi Monitör 2'nin ekranı kadar yüksek çözünürlükte olduğunu düşünmüyorum ama çok daha büyük mü? Çok daha büyük yani neredeyse 4 katı kadar daha büyük. Fiyat olarak da 2,5-3 katı kadar olduğunu da söylemek lazım. Yalnız ekran kasa oranı gerçekten farklı, bayağı farklı. Sıcaklık ölçümü var, nem ölçümü var. Sonrasında nem ölçümü ile alakalı daha grafiksel bir bilgilendirme yapmışlar burada kuru, konforlu, nemli, rutubetli şeklinde. Gün ve ay bilgisi veriyor, saat bilgisi veriyor. Arkasını çevirdiğimizde şurada bir mıknatıs var. Buradaki sistemi ben Mi Monitor 2'den daha başarılı buldum. Neden? Bunu duvara yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Cihazın kapağını sökmeden siz cihazı bu mıknatısa yapıştırıyorsunuz. Sökemedim. Çünkü gerçekten bayağı güçlü. Bu sayede pil değişimini çok daha kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yine üzerinde 2032 evet pil bulunmaktaydı. Bu cihazı yüzeye konumlandırmak Mi Monitor 2'ye göre çok daha kolay çünkü Mi Monitor 2'de maalesef herhangi bir ayak yok. Ya böyle yüzeyi de düz durmasını sağlayacaksınız ya da duvara yapıştıracaksınız arkadaşlar. Burada birinci kademe bu, ikinci kademe bu ve bu şekilde de kapanıyor zaten. Arkasında şurada tuşlar var. Set tuşu ile beraber sevgili arkadaşlar kontrolünü sağlıyorsunuz. Altında artı eksi var yine bunlarla fahrenheit ve celsius arasında geçiş yapabilir. Saat dilimini seçebilirsiniz. Özetle ben mi monitör 2'den çok daha kullanışlı buldum. Çünkü şu küçük cihazın üzerindeki yazıyı okumak uzaktan oldukça zorlayıcı olabiliyor. Diyeceksiniz ki uygulaması var ondan faydalanırım. Evet ama fiziksel olarak hemen bakmak istediğimde bu cihaz tabii ki daha kolay bir kullanım sağlıyor. Özellikle yaşı biraz geçkin kullanıcılar bunu görmekte zorlanabilirler. Ama burada büyük büyük her şeyi gösteriyor. İstediğiniz mesafeden hemen hemen görebilirsiniz. Ve geliyoruz Thermopro'ya. Thermopro yurt dışında özellikle çok sevilmiş sayılmış. Kutu aslında biraz basit bir kutu gibi gözükmekte ama ürüne baktığımızda kesinlikle öyle değil. Şu tüm dijital termometreler arasında malzeme kalitesi en yüksek ve dokunmatik ekranlı tek dijital termometre bu. Aynı zamanda aydınlatmalı. Tamam şöyle aşağıdan yukarıdan bakınca açısına göre evet ekranın okunabilirliği azalıyor ama geceliğin görmek istediğinizde kontrol etmek istediğinizde bu özelliğe sahip olması çok çok önemli. Fahrenheit ve Celsius arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve yaptığı ölçümlerin en yüksek ve en düşük raddede ne olduğunu gösterebiliyor size. İsterseniz cihaz çalışmaya başladığından beri en düşük ve en yüksek veyahut o gün içerisinde en yüksek ve en düşük şeklinde Bilgilendirme yapıyor arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz onu. Mesela şu anda %42'ymiş. En fazla %91 görmüş. En düşükte %25 görmüş. Arkasında mıknatısları var. Buraya hazır yapıştırılmış şekilde. Buzdolabını mesela yapıştırabilirsiniz gibi gibi. Vida atıp üzerine sabitlemek için yine yuvası bulunmakta. Arkasında arkadaşlar iki tane ince pil görmektesiniz. Öyle 20-32'lerle bu kadar büyük bir ekranı sürekli Aydınlatmak tabii ki çok mümkün olmayabiliyor. Arkasında bir tane ayağı var arkadaşlar. Bununla beraber istediğiniz yüzeye konumlandırabiliyorsunuz. Aslında bu cihazın bluetooth'ta bağlanan versiyonu da var. Yani Mi Monitör gibi bir uygulamaya bağlanıyor ve bunun üzerinden kontrollerini, raporlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Ama onun fiyatı iyice kalibrasyonlu cihaz fiyatına yaklaştığından bunu tercih ettim. Ekranda gösterebildiği istatistik anlamında en dolu cihaz bu ve ekranı aynı zamanda en büyük cihaz da bu. Ve geliyoruz HTC 2'ye. HTC 2 HTC 1'in geliştirilmişi gibi gözüküyor. Evet ama tek özelliği bu değil sevgili arkadaşlar. Videodaki kalibrasyonlu cihaz aslında HTC 2. Tabii ki cihazın ne olduğu değil kalibrasyonun bize neler gösterdiği önem arz ediyor. O yüzden HTC 2'nin şöyle bir teknik özelliklerini yine bakalım. Burada dışarıdaki ve içerideki sıcaklık ölçümünü görebiliyorsunuz. Neden? Aslında bir probu var. Yani bu probla beraber bunu mesela camınızdan dışarı sarkıtabilir. Bu cihazı da içeride bulundurabilirsiniz. Hem içerideki hem de dışarıdaki sıcaklık ölçümünü görüntüleyebilirsiniz. İçerideki ve dışarıdaki sıcaklığı ölçebilmeniz mümkün olmuş oluyor. Burada nem ölçümünü görüyorsunuz, saati görüyorsunuz. Yine alarm kurabiliyorsunuz, saati değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün kontroller buradan yapılmakta. Minimum ve maksimum değerleri de veyahut anlık değerleri de takip edebilmeniz sağlanmış. Arkasında HTC 1'de olduğu gibi bir ayak bulunmakta kolaylıkla konumlandırabiliyorsunuz. İçerisinde şöyle bir tane ince kalem pil bulunmakta ve Celsius Fahrenheit arasındaki geçişi yine aynı tuşla yapabilmeniz mümkün. Ve HTC2'nin laboratuvar testlerine baktığımızda unit test olarak geçmekte. Türk Türkak onaylı arkadaşlar. Teyidini sağlamak için şöyle bir etiket verilmiş. 19 2022 tarihinde kalibrasyonu yapılmış arkadaşlar. Bunu bilgisini vermişler. Onayları görüyorsunuz. Makine cihaz bilgisi, ölçüm şartları, sonrasında çevre şartları, devamında ölçüm belirsizliği ile alakalı bilgilendirme, kalibrasyon yöntemi de nem kabininde karşılaştırmalı yöntemle şeklinde bilgilendirme yapılmış. Kalibrasyonda kullanılan referans cihazdan bahsetmişler. Novasina hygrodat 100 olarak geçiyor. Bu cihazın ikinci eli şu anda gördüğüm kadarıyla 230 ila 250 dolar arasında endüstriyel bir e cihazdır arkadaşlar. Ve en önemli doküman arkadaşlar nem ölçümünde referans cihaz %32 gösteriyorken HTC2 %35 göstermiş. Referans %52 gösteriyorken okunan cihaz HTC2 55 göstermiş. Referans %80 gösteriyorken okunan cihaz 85 göstermiş. Burada hata miktarı ve belirsizlik miktarını da belirtmişler. En önemlisi de sıcaklık ölçümü HTC2 referans cihaz 21.4 gösterirken HTC2 21.6 göstermiş. Yani bu civarlarda 0.2'lik bir hata bulunmakta. Tabii ki belirsizlik de işin içine girince hata miktarı bu şekilde oluyor. Yalnız nem ölçümleri kapsam dışındadır konusunu pek ben de anlayamadım. İlk testi soğuk ortamda yaptım. Kış şartlarında yaptım açıkçası. Bütün cihazları balkona çıkardım ve ölçümler şu şekilde. HTC1 2.3 derece ölçmüş arkadaşlar. HTC2'ye bakıyoruz 5 derece ölçmüş. Ama dokümanlardan gördüğümüz kadarıyla referans cihaza göre 0.2 derece daha yüksek ölçüyor. Dolayısıyla bizim görmemiz gereken değer 4.8 derece olacak. Mi Monitor 2'ye baktığımızda 5.2 derece ölçtüğünü görüyoruz. Thermo baktığımızda 5.2 derece ve Mi Comfort'a baktığımızda 4.4 derece ölçtüğünü görmekteyiz. Thermo Pro, Mi Monitor 2 ve Miv Comfort arkadaşlar 0.4 derece sapma ile beraber ölçüm yapabilmişler. Nem ölçümünün doğruluğuna geldiğimizde ise laboratuvar testlerinden gördüğümüz kadarıyla dokümanlarda referans cihaz %52 civarlarını okurken HTC2 %55 civarlarını okumuş ve dokümanlarda 2,5'lik bir hata payının olduğu belirtiliyor. Yani HTC2 burada %64 değil aslında %62 civarlarını okuması gerekiyor ve HTC1 ile kıyasladığımızda HTC1 ilginç bir şey şekilde nem ölçümünde oldukça doğru bir sonuç veriyor. Sıcaklık ölçümünde çoğalarken nem ölçümünde çok çok başarılı gözüküyor. Mi Monitor 2 sıcaklık ölçümünde başarılı iken nem ölçümünde en kötü sonucu veriyor. Mi Comfort ve Thermopro'ya baktığımızda ise nem ölçümleri yüzde yetmiş iki, ikisi de benzer düzeyde seyretmiş Yani yüzde civarlarını görmemiz gerekiyorken Thermopro ve Mi Comfort %72 göstermiş. %10'luk bir hata payı var. İdeal ortam sıcaklığında test ettiğimizde arkadaşlar genelde 20 ile 22 derece arasında olması tavsiye edilir salonları ve çalışma odalarının. HTC bir 20.6 derece göstermiş. Kalibrasyonlu HTC 2 22.4 derece göstermiş. Mi Monitor 2 22.6 derece göstermiş. Mi Comfort 22.9 ve Thermopro da 22.9 derece göstermekte. Dökümanlardan gördüğümüz kadarıyla sıfır. 0.2'lik bir hata payı var HTC 2'nin yani 22.2 derece olması gerekiyor. Mi Monitor 2 0.4 derecelik bir sapma ile beraber ölçüm yapabilmiş. Ama Mi Comfort'a geldiğimizde 0.7 ve ThermoPro'ya geldiğimizde yine 0.7'lik bir hata payı bulunmakta. Nem ölçümünün doğruluğu kısmına geldiğimizde laboratuvar ortamında yapılan testlerde %30 ila %35 arasındayken nem hata payı %2.9. Dolayısıyla bizim burada görmemiz gereken değer HTC2 üzerinde %37 civarları, HTC1 %45 ölçmüş, Mi Monitor 2 %51 ölçmüş. En kötü sonucu Mi Monitor 2 veriyor ve sonrasında %48 ile Mi Comfort ve %44 ile Tenma Pro aslında burada hiç fena performans göstermemiş, HTC 1'in önüne geçmiş nem ölçümü doğruluğu tarafında. Oda sıcaklığını normalin üzerine çıkardığımızda yani çalışma odaları ve salonlar için 20 ila 22 derece tavsiye ediliyorken mesela yatak odalarında 16 ila 19 derece arası tavsiye ediliyor. Neden? Uykuya dalabilmenizi kolaylaştırıyor ve uyanmanızı da aynı şekilde kolaylaştırıyor. Çocuk odalarına geldiğimizde 22 ila 24 derece arası tavsiye ediliyor. Banyoda da aynı şekilde. Dolayısıyla normalin biraz daha üzerine çıktığımızda HTC1 25.2 derece okuyor. HTC2 kalibrasyonlu cihaz 26.7 derece okuyor. Mi Monitor 2'ye geldiğimizde 26.9 MiV Comfort'a geldiğimizde 27.3 ve Thermopro'ya geldiğimizde yine 27.3 okuduğunu görüyoruz. Burada görmemiz gereken değer aslında kalibrasyon verilerine göre 26.5 derece olmalı. Yalnız Mi Monitor 2 26.9 okuyor. Yani 0.4 daha fazla. MiV Comfort'a geldiğimizde 0.8 derece daha fazla ölçtüğünü görüyoruz. da aynı şekilde 0.8 derece daha fazla ölçmüş. Test sonuçlarından gördüğümüz kadarıyla buradaki nem ölçümünün %32 civarlarında olması gerekiyordu arkadaşlar. Ve HTC 1 %39 okumuş. En kötü sonucu yine Mi Monitor 2 vermiş ve %46 okumuş. Mi Comfort %43 okumuş ve Pro da %40 okumuş. En iyi sonuçları HTC 1 ve ThermoPro vermiş. Videonun sonuna gelirken önemli vurgulamak istediğim bir konu var. Ortam nemi çok önemli bir şey arkadaşlar. %30 civarlarına yaklaştığında hava sertleşiyor ve bundan daha kötüsü virüslerin ve mikropların gelişimi için uygun ortam oluşmuş oluyor. Benim gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarına sahipseniz bu tür rahatsızlıklarınız arkadaşlar depreşebiliyor. Dolayısıyla ortam neminin ölçümü oldukça önemli. Genelde %40 ila %60 arasında olması tavsiye ediliyor sevgili arkadaşlar. Bunun üstüne çıktığımızda da aslında sıkıntılar oluşuyor. Mantarların ve akarların gelişimi için bu sefer de ideal ortam gelişmiş oluyor. Dijital oda termometresi veyahut analog bir termometre veyahut nem ölçen herhangi bir cihaz neden, anlam ve önem ifade ediyor? Kişiden kişiye aslında anlamı değişiyor arkadaşlar. Diyelim ki bir çocuk sahibisiniz, küçücük bir çocuk. Çocuğunuzu yatırdınız, dijital oda termometresine baktınız. Ortam sıcaklığı düzgün gözüküyor. 22, 23, 24 derece. Okey diyorsunuz. Çocuğunuzu yatırıyorsunuz. Sabahleyin bakıyorsunuz ki soğuk terler içerisinde uyanmış. Gecelin bir derecelik artış bile çocuğun soğuk teller içerisinde güne başlamasına sebebiyet verebilir, hasta olmasına sebebiyet verebilir. Bu gerçekten üzücü bir durum. Böyle bir kullanıcı için bu cihazların doğru ölçümler vermesi çok ama çok önemli. Mesela benim için ifade ettiği anlam ben çalışma ortamındaki sıcaklığa bakıyorum. 20 ila 22 derece arasında olması lazım. Şu anda Mi Monitor 2 somurtmaya başlamış çünkü 27 dereceye kadar çıkmış. etrafındaki arkadaşlar e, aydınlatmalardan dolayı bu kadar yükselmiş. Ve dolayısıyla benim çalışmam için uygun ortam değil. Sonrasında çeşitli donanım parçalarını test etmem için gereken İdeal ortam sıcaklığına sahip değil bu ortam. Aslında ben burada işimi hakkıyla yapamam. Mesela şu anda ortamda klima açık olduğu için arkadaşlar nem oranı oldukça düşük. Isıtma için kullandığınızda klimayı ortamdaki nem bayağı düşüyor. O yüzden bazen klima bulunan ortamlarda aksırmanız, tıksırmanız, öksürmeniz, çeşitli üst solunum yolu rahatsızlıklarınızın depreşmesi gayet normal. Çünkü buradan görüyorum. Nem bayağı düşmüş. Peki Burak sen bu dijital termometreler arasından hangisini tercih ederdin ve bize hangisini tavsiye edebilirsin diye soracak olursanız Mi Monitor 2 alıp yoluma devam edebilirdim. Neden? Bu cihaz aslında kalibrasyonu cihaz kadar doğru ölçüm yapıyor mu? Hayır ama kalibrasyonlu cihazın neredeyse 5'te 1'i fiyatında arkadaşlar. Bu sayede ben bu cihazdan evimin hemen hemen her köşesini bir tane konumlandırabiliyorum. Heh, nem ölçümü anlamında işime yarayacak mı? Yaramayacak. MiiV Comfort'a ve Thermo geldiğimizde arkadaşlar yanılma payları aslında benzer düzeyde seri diyor. Nem ölçümü tarafında ise Thermo Pro ön plana çıkıyor. Ya Burak madem bu HTC 2 aslında laboratuvar ortamında ölçüldüğünde referans cihaza göre oldukça yakın sonuçlar verebiliyorsa bunu bunu alsak olmaz mı diye soracak olabilirsiniz arkadaşlar. Ama şöyle bir durumda söz konusu oluyor. Bütün bu ürünler için geçerli. Yan yana koyduğunuz iki aynı marka aynı model termometre de farklı değerler gösterebiliyor. O yüzden kalibrasyonlu termometre gerektiren bir yerde e, bu tür bir izlenim üzerinden yola çıkmamak gerekiyor. Yine kalibre edilmiş bir cihaza ihtiyacınız olabiliyor. HTC 1'i herhangi bir koşulda açıkçası pek tavsiye etmiyorum. Nem ölçümü aslında çok çok iyi olsa da sıcaklık ölçümünde hemen hemen 2-2,5 derece saptığı için HTC 1'i listenizden çıkartın. Ama sadece nem ölçümü ile alakalı bir endişeniz varsa belki o zaman olabilir. Genel olarak hem sıcaklık hem de nem ölçümü için arkadaşlar tavsiye edebileceğim sizlere iki tane model olmuş oluyor aslında. Mi Comfort ve Thermo Pro'ya bakabilirsiniz. Hangisini daha ucuza bulursanız onu almanızı tavsiye ederim. Ama benim gibi sadece sıcaklık ölçümü sizin için ise arkadaşlar Mi Monitor 2 fiyatıyla oldukça cezbedici bir ürün. Bluetooth özelliğinden tahminen hiç faydalanmayacağım. Evet böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Faydalı buldunuz mu? Beğendiniz mi? Beğen butonuna basmayı ve kanalı Abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretli şeydir bilginiz olsun. Bütün bu test ürünlerini kendim satın almaya çalışıyorum o yüzden külfeti benim için biraz büyük çünkü büyük bir kanal değilim arkadaşlar. Durum bundan ibarettir. Aynı zamanda açıklama kısmında linklerini bulabiliyor olacaksınız. Güncel fiyatlarını oradan görebilir, satın alabilirsiniz. Instagram üzerinden de bana erişebilir, istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.